nerede arayacağız dememe rağmen bazı medya maymunları bu aileyi yok etmek için ellerinden çeşitli tiyatroları yapmıştır. Buradan arkası dönük arkadaşlara sesleniyorum. Arkanızı dönün. Bu resmen Müge Anlı'nın terörüdür. Bu öyle televizyon programını alıp da bu kanalda ben istediğimi konuştururum, İstediğimle bu şeyi yaparım deyip tiyatrocuları çıkartarak özellikle masum bir kadına attığı iftirayı, bakın 3 gün önce ben müvekkilime dedim. Biz dedim adliyenin önünde yapacağız, adliyenin içerisinde hakkımızı savunacağız dedim. Ama ne yazık ki nefesimi yetiştiremedim kadıncağıza. Bu ölümden Hanım, de, bu ölümden de özür diliyorum abi, bu ölümden de bir Müge Anlı. Bak bir Müge Anlı onun yanında çalışıp da beni 24 saat arayan o kanılar. Bak çalışanların hepsi. Beni arayıp da oğlum buraya bağlan, oğlum sen suçlusun, söylüyorlar, böyle diyorlar. Mektubundan siz de bahsedebilir misiniz? Tabii, intihar mektubunda aynen benim ölümümden Müge Anlı sorumludur diye. Hatta sayfalı iki sayfa bir mektup yazmış. Ya bir insanı bu kadar gururuyla, onuruyla oynanır mı ya? Ne olacak şimdi? Nasıl gelecek Gülay? Nasıl gelecek? Allah belanı versin. Nasıl yazacak o Müge Kahve? Şu anda... Benim annemin, abi özür diliyorum, benim annemin nasıl milliyetçi olduğunu buradaki gençlerin hepsi bilir. Mahallede ekmeğini yemeyen bir tane adam yok. Bunu herkes bilir. Yuvaya gidip de bizzat kendileri görüşmedikleri için benim annem o hakaret ettiler. Yuvada yetişip de, yuvada gidip de yuvada yetişip de yetişen çocukların hepsine sorun. Hepsi ekmeğini yemiştir. Bir tanesi bir tane tokat vurmuş dememiştir. Gidin yuvaya araştırın, öyle gelin benim yanıma konuşun. Kendileri şimdi değil. Öğretmen oldu. Yuvadan yetişti. Mümkün değil. Yuvadan yetişti, öğretmen olan böyle bir kadın. Rezilliğin, böyle bir mücadele anlatabiliyor muyum? Çevrenin iftirası olamaz yani. Çünkü yurtta yetişmiş bir, bakın, öğretmen olarak da yetişmiş. 6112 sayılı kanunun 8. maddesi çok açık. Nasıl yayın yapılacağı çok açık. Bu yayın ilkelerinin hiçbirisi Müge Anlı tarafından uygulanmadı. Arkasına aldı televizyonu, arkasına aldı programı. Bu şekillere bir cana kıydı. Teşekkür ederim. Daha da fazla Müge Anlı yansınlar ama. Program yaptırmasınlar. Müge Anlı... Sayın savcım, Sayın Süleyman Soylu beyefendi, hepinize bak Allah rızası için yalvarıyorum. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum. Ama bu saatten sonra susmak yok. Hangi devlet, hangi millet, hepsinin elini ayağını öperim. Ama bu saatten sonra susma diye bir şey yok. Tiyatrocuları çıkartıp müvekkilime Gülay Uygun'a iftirayı atmıştır. Ve o kadıncağız o iftirayı yedirememiştir. Bugün sabah bana ağlayarak mesaj atıp, abi benim hiçbir suçum yok, oğlum suçsuz, ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım? Ağlamakla aradı, kendisine hemen dönmeye çalıştım ama dönemedim ve akşam saatinde de maalesef cansız bedeniyle karşılaştım. O yüzden bunun tek suçlusu medya maymunlarıdır. Müge Anlı'dır. Müge Anlı, hiçbir şekilde bir olayın çözümüne ilişkin bir şey yapmıyorsunuz. Olayları çözülecek yer adliyedir. Sayın abi. Buyurun. Bir şey konuşabilirim. Ben şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeni bir kadın kendini Müge'nin için öldürdü bir kelimesine zaten yazmış. Benim eşim yanına yazmış. Benim kağıdı bırakmış. Benim ölüm nedenim Müge'nin ailesi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanım. Ben çok koştum bu yollarda. Senler ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında yaşadım. Ömrüm boyunca has ürkücüyüm. Bir tane sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu. Sayın Bakanım. Bu memlekette bir adam namuslu şerefi asil. Sizin şurada ya. Sayın Süleyman Soylu Bakanım. Değerli Bakanım. Benim eşimi bir kelimeye, benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye benim eşim kendini vurdu. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, o orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. Kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı, Allahsız. Onu Allah'a havale ediyorum. Allah onu perişan etsin. Sayın Savcı, Sayın Cumhuriyet Savcıları, Sayın Süleyman Soylu Bakanım, eşimin yanında yazan kelime şu. Müge Anlı'nın için öldürdüm kendimi diye notunu bırak.
Ben altını